diş hekiminin sorununa bigane kaldılar ama umarım milyonlarca üniversite öğrencisinin sorununa kayıtsız kalmazlar. Değerli arkadaşlar, ülkemizde iktidarınız sayesinde ağır bir yoksulluk yaşanıyor. Ağır bir yoksulluğun sonuçları yaşanıyor ve insanlarımız işsizlikle, açlıkla sınanıyorlar. Üniversite öğrencilerimiz ise bu sorunları çok daha derin yaşıyorlar. Çünkü üniversite öğrencileri evlerinden ayrı, barınma sorunları var, yurt bulamıyorlar, beslenme sorunları var, yemekhane ücretlerini hepimiz biliyoruz. Kitap masrafı var, kırtasiye masrafı var, ulaşım masrafı var, başka giderleri var ve maalesef yoksul halkımızın yoksul çocukları bu yoksulluğu, bu dar gelirliliği çok daha derin yaşıyorlar. Özellikle üniversite öğrencilerindeki son yıllarda artan intihar oranlarını göz önüne aldığınızda gençlerimizin ne zorluklarla baş etmek zorunda kaldığını açıkça görürsünüz. Değerli arkadaşlar, ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Bakın, 20-24 yaş arası intihar oranı son 7 yılda %50 artmış. Gençlerimiz intihar ediyorlar. Sadece son 40 günde 11 gencimiz intihar etti. İntihar ederken bir mektup da bırakıyorlar sıklıkla. Ve dertlerini yazıyorlar, dertleşiyorlar. Sesimizi duyun diyorlar. Gidin mecliste bunları anlatın diyorlar. Yoksuluz diyorlar, hayal kuramıyoruz diyorlar. Bu ülkenin geleceğinden umudu kestik diyorlar. Bırakın hayal kurmayı, yarın ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Yediğimiz ekmeği bile hesap etmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Ve bizler bu sese kulak vermek zorundayız. Sosyal devletsek, özellikle üniversite eğitimi sırasındaki gençlerimize en temel şartları sağlamak zorundayız. Bilerek ve isteyerek çocuklarımıza yurt yapmadınız. Tarikat yurtlarına mahkum etmek için yurt yapmadınız. Yaptığınız yurtlarda da yeterli koşullar oluşmadı. Gençlerimiz yeteri kadar beslenemiyorlar. Bakın, burada tatil yapmaktan bahsetmiyorum, spor yapmaktan bahsetmiyorum, sanattan bahsetmiyorum. Bunları gençlerimiz hayal bile edemiyorlar. Özellikle yoksulluğu derinden yaşayan gençler zaman içerisinde sosyal izolasyon yaşıyorlar. Sosyal yalnızlaşma yaşıyorlar. Ben bir hekimim. Bunun doğal sonucu depresyondur. Bunun doğal sonucu intihardır. Ve bundan daha açık hangi gösterge olabilir gençlerimizin yaşadığı sorunları ortaya koymak bakımında? Değerli arkadaşlar, çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Her yere bakmak zorundayız. Her bir soruna bakmak zorundayız. Gençlerimiz niye bu kadar çaresiz? Niye bu kadar umutsuz? Niye genç, hangi istatistiğe bakarsanız bakın, gençlerimizin %80'den fazlası yurt dışında yaşamak istiyor? Niye bu ülkede bir gelecek görmüyorlar? Niye daha çok intihar eğilimi oluyor? Bunların hepsine bakmamız lazım. Yani intiharları özellikle sadece o kişinin kişisel bir tercihi, kişisel bir hastalığı gibi değerlendirmeyin. Burada bir halk sağlığı sorunu var. Biz gençlerimizi umutsuz bırakıyoruz. Sırasında aç bırakıyoruz, gerçekten fiilen aç bırakıyoruz. Eğitimsiz bırakıyoruz, yataksız bırakıyoruz, yurtsuz bırakıyoruz. Bilet parası alamadığı için, otobüse binemediği için yürümek zorunda kalan öğrencilerimiz var. Ve bu yoksulluğa karşı da kayıtsız kalacağız birazdan sizin oylarınızla. Bunu ben içime sindiremiyorum arkadaşlar. Gençlerin bütün sorunlarına değinmek zorundayız, eğilmek zorundayız. Neler istiyorlar, neler talep ediyorlar? Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorlar? Nasıl bir ülkede iş kurmak, iş yaşamına atılmak? Nasıl bir ülkede çocuk büyütmek istiyorlar? Hayalleri neler, neler? Hayallerini nasıl gerçekleştirebilirler? Bunları sağlamamız gerekiyor. Gençliği umutsuz, gençliği karamsar, gençliği en basit insani koşulların bile gerisine düşmüş, gençliğinin bir bölümü depresyonun pençesinde, gençliğinin bir kısmı intiharı düşünüyor. Böyle bir ülkenin ayakta kalması, böyle bir ülkenin büyümesi, böyle bir ülkenin geleceğe emin adımlarla yürümesi olanaklı mıdır? Değerli arkadaşlar, bu konuda ciddiyet bekliyorum, samimiyet bekliyorum. Gençlerimizin sorunlarına eğilelim. Bu konu çok ciddidir. Bu konu öyle gevşeklik kabul etmez. Sizden de aynı duyarlılığı göstermeyi umuyorum, diliyorum. En içten saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler Sayın Emir. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Rümeysa Kadak konuşacaklar. Buyurun Sayın Kadak.
Sayın Başkan, çok kıymetli Genel Kurul, CHP önergesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle şunu söylemem lazım, yurtlarda kalsın kalmasın, hizmetlerimizden yararlansın yararlanmasın tüm arkadaşlarımız gerçekten bizim kardeşimiz gibi. Onların parmağına diken batsa bizim burada canımız yanıyor. Biz bu düsturla bir sorun olduğunda konuya eğiliyoruz. O yüzden yine bu düsturla onların acısının burada bambaşka problemlerle ilişkilendirilerek siyasete alet edilmesine asla izin vermeyeceğiz. O sebeple bugün önergede tekrar dile getirmek istiyorum. Lütfen önerge verirken bilimsel, samimi ve konuya hakim olduğumuzdan emin olalım. Çünkü görünüyor ki bugünkü önergede yine bu durum söz konusu değil. Neden bilimsel değilsiniz? Çünkü bir kere bugün tekrar tekrar hatipler intihar oranının ekonomik sebeplere bağladılar ve intiharın ekonomik olduğunu dile getirdiler. Bir kere bilimsel olarak baktığımızda böyle bir genelleme yapamayız. İntihar oranı şu anda en yüksek devletler İskandinav ülkeleri sayın vekillerim. Yine aynı şekilde ikinci iddianız çalıştıkları için çok yoğun olduğu için gençlerimizin sosyalleşemediklerini ve depresyona itildiklerini söylediniz. Bunu gerçekten kimin yazdığını çok merak ediyorum. Çünkü gençlere çok uzak birisi olduğunu çok net söyleyebiliriz. Birincisi veriniz yine doğru değil. Hollanda'da %70, İzlanda'da %63, İsviçre'de %60 iken Türkiye'de %36 üniversitedeki öğrencilerin çalışmayı tercih etme verileri. Yani aslında hayli düşük. Bunu yükseltmek noktasında çalışmamız gerekiyorken sizler bize bunu düşünmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Aslında öğrenciler sosyalleşir çalıştıkça daha uzak olurlar depresyona. Bu da çok net bir bilimsel veri. İkinci nokta, konuyu bilmiyorsunuz. Mesela önergede kriz merkezleri kuralım diyorsunuz. Keşke araştırsaydınız. Çünkü biz zaten KYK'larda ücretsiz bir şekilde psikolojik destek veriyoruz isteyen tüm arkadaşlarımıza. Diyorsunuz ki metinde imkanların gençlerce bilinmesi için çalışmalar yapılmalı. Yapın sayın vekillerim. Biz bunları sahada anlatıyoruz. Sizler de bizlerle birlikte anlatın. Hayırlı bir işe, güzel bir işe katılın. İyi olmuş deyin. Particilik yapmayalım. Hep birlikte iyi olan çalışmaların arkasında duralım. Üçüncü nokta, samimi değilsiniz. Bugün gençlere sosyal yardım yapmanız lazım diyorsunuz metinde ama 150 bin liralık destek verdiğimizde hayır diyorsunuz burada çok yüksek bir sesle. Aynı şekilde biz belediyelerimizde burs veriyoruz. Sizler değil miydiniz Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp bunu iptal ettiren? Şu anda nasıl bunu yapmamış gibi söylüyorsunuz? Bir de çok ilginç bir nokta şu. Bunlar aynı vekiller yani. Baktığımız zaman aynı kişileri görüyoruz. Çünkü 7 dönemdir vekillik yapan burada büyüklerimiz var. 4 dönemdir vekillik yapan büyüklerimiz aslında bu önergeyi imzalamışlar. Çok şaşırdım. Mesela Murat Bey bugün yurt yapmadınız dedi. Keşke baksaydı verilere. %92'si gençlerin devlet yurtlarında kalıyor. Buyurun devam edin sayın. Avrupa'da bu oran %20. Bilmiyorsunuz bile ya yaptıklarımızı. Bilip sonrasında konuşmak çok daha doğru olmaz mı? Bir de keşke gençlerin problemleri gençler burada dile getirseydi. 54 yaşında 4 dönemdir bir milletvekili olan birisi değil. Biz artık CHP sıralarında da gençler görmek istiyoruz. Niye gençlik kolları başkanınızı hiç seçilmeyecek bir yerden milletvekili adayı yaptınız? Keşke burada olsa kendisi gençlerle ilgili konuşsaydı. Ben karşımda 5 dönemdir milletvekili yapan kişileri görüyorum. Sonrasında ya dün bir de bu kadar hala sesinizin yüksek çıkmasına çok şaşırıyorum. Dün burada gençlik kolları başkanımıza, genç milletvekilimize edepsiz herif dendi ya. Hiçbirinizin sesi çıkmıyordu. Genç vekilliği eğer bu kadar destekliyorsanız gençleri lütfen aksiyonlarınızda samimi olun. Biz bunu görmek istiyoruz. Sizin gençleriniz de bunu görmek istiyor. Ve söylediğiniz veriler de doğru değil. Çok güldüm. Bizim öğrencilik yıllarımızda bunlar yoktu. Okumasak inanacağız. Ya öğrenciler her gün ölüyordu ya eylemlerde zamanında. Buyurun bitirin lütfen. Aynı şekilde temel eğitim hakkından kadınlar bu ülkede mahrum kalmadı mı zamanında? Belki o dönemde aynı şekilde sesi çıkmayan vekillerimiz vardır. Tekrar şunu söylemek isterim. Ben geçtiğimiz dönem bu kürsüde konuştuktan sonra büyüklerin işine karışmayalım diyen vekillerimizi de gördüğüm için şu an arkalarından konuşmamak için isimlerini zikretmiyorum. Size tekrar hatırlatmak istedim. Sayın vekiller, bu bizim işimiz genç vekiller olarak. Bizim işimiz bu. Bence buna alışıp
Gençleri karşınızda görmeye de yavaştan alışmanız lazım. Gençleri sadece konferansta yer doldurmak için, Kılıçdaroğlu'nun karşısında bilmem bir şarkısı düeti yapabilmek için kullanmak değil, fotoğraflarda kullanmak değil, masada yer vermemiz gerekiyor. Ben şu anda burada CHP'li genç arkadaşlarım için de konuşuyorum. Tüm görüşten arkadaşlarımızı burada görmek istiyoruz artık, lütfen. Teşekkürler Sayın Kadak. Teşekkürler. Bitti mi konuşmamız? Sayın Kadak. Teşekkürler Sayın Kadak. Buyurun Sayın Bey. Evet, teşekkür ederim. Tabii çok sayıda düzeltmeye ihtiyaç var ama teker teker ve sakince yapmaya çalışacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda her yıl 65 bin öğrenciye burs veriyor ve arkadaşlarımız öğrencilere burs verdikleri için yargılanıyorlar. Peki bizden evvel burs verdi mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Verdi. Şu anda bu sıralarda oturan milletvekillerinden bazılarına 150 bin sterlin, 200 bin euro vererek yurt dışına gönderdi. Biz seçilmişlere, AKP'li vekillere değil, milletin çocuklarını ayırmaksızın burs veriyoruz. Biz ayrıca yurt açıyoruz, yurt açtığımız için de ayrıca yargılanıyoruz. Bu konuları böyle çarpıtarak değil de gerçekleriyle aktarmaya ihtiyaç var. Bir de her lafı Kılıçdaroğlu'na Teşekkürler Sayın. Yazmakla suçladı, şahsıma sataştı. Söz istiyorum. Buyurun. Yeni bir sataşmaya mahal vermeden lütfen. Öncelikle genç arkadaşıma konuşması için teşekkür ederim. Benimle ilgili de araştırma yapmış, sağ olsun. Ama ben yine de bir gençten daha az saldırgan bir konuşma beklerdim doğrusu. Değerli arkadaşlar, benim yaşımı konu ediyor ama ben burada bu araştırma önergesini bir hekim kimliğiyle verdim. Ben bir tıp doktoruyum. İntiharlar, depresyonlar beni birinci dereceden ilgilendirir. Elbette ki genç intiharlarını, gençlerin üniversitelerde yaşadıkları sorunları düşünmek, bunun için dertlenmek için illa genç olmak gerekmez. Ben de isterdim şimdi 25 yaşında olmayı ama sizden biraz daha yaşlıyım. Buna da yapacak bir şey yok. Ama şunu da bilmenizi isterim. İki üniversite bitirmiş, iki doktora yapmış bir arkadaşınızım. Üniversitenin ne olduğunu, ne koşullarda yaşanıldığını da çok iyi bilirim. Değerli arkadaşlar, İskandinavya'dan bahsediyorlar. Bakın, depresyon dediğiniz şey çok çok yönlü bir şeydir. İskandinavya ülkelerindeki depresyonun başka sebepleri var. Başka nedenlerle intihar ediyor insanlar. Ama bu, bakın, gençler bizi izliyorlar. Milyonlarca gencin kulağı burada. Herkes yaşadığını biliyor. Herkes açlığını, yoksulluğunu biliyor. Herkes erişemediği sosyal yaşamı biliyor. Şimdi bunlar var derseniz kimseye inandırıcı gelmez. Yani İskandinavya'da da oluyor canım, ne var intihar bu derseniz yanlış olur bu. İntihar eğilimi artıyor arkadaşlar, bunu görün. Bilimsellik, biz de diyoruz ki zaten gelin araştıralım. Bakın ne dedim ben? Her yere bakalım dedim. Ön yargısız bakalım. Ya gençlerin sorunları var. Niye eğilip bakmayacağız? Siz kimi örnekler üzerinden, kimi sosyal transferler üzerinden şunu bunu verdik diyorsunuz. Son toplamda bu ülkedeki gençlerin sorunları çözüldü mü, çözülmedi mi? Bu ülkenin gençleri ağır bir yoksullukla baş etmek zorunda kalıyor mu, kalmıyor mu? Bu ülkenin gençleri günde 3 öğün yemek yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu? Bunu konuşalım arkadaşlar. Teşekkürler. Buyurun Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Hatip bizi de kastederek, çünkü bizim de vekilimiz söyledi, siyasete alet ettiğimizi, particilik yapıldığını söyledi. Yani hakikaten Hatip genç bir arkadaşımız, genç bir vekilimiz.
Ama onları grup olarak kendisini değil, hakikate, gerçeklere davet ediyoruz. Yani burada parti propagandalarını bırakarak gençler ne yaşıyor ona yoğunlaşalım. Şu anda Türkiye'den yurt dışına gitmeye çalışan yüz binlerce, milyonları aşan bir genç nüfus var. Ve bu bütün istatistiklere yansıyor. Gençler Türkiye'de gelecek göremiyor. İstihdam olanağı göremiyor. Gençler yurtlarda yer bulamıyor. Gençler üniversitedeki öğrenimlerine barınamadıkları için öğrenimlerini donduruyorlar. Bunun gibi yüzlerce sorun sayabilirim. Şüphesiz yaptıkları vardır. Bardağın dolu tarafını, küçücük tarafını... Buyurun bitirelim lütfen. Böyle devasa bir boşluk var o bardakta. Onu görmezlikten geliyorlar. Psikolojik destek veriyoruz dedi. Yani hakikaten gençlerin psikolojisini bozdular. Sadece gençlerin değil, toplumun psikolojisini bozdunuz. Şimdi psikolojik danışma merkezleri kurmakla övünüyorlar. Yani bu ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakışır hakikaten. Gençlerin sorunlarını araştırmaktan neden kaçıyorsunuz? Biz gençlerin sorunları var diye iddia etmiyoruz, biliyoruz. Gençlere de çok yakınız. Kendisi kadar yaşımız küçük olmayabilir, belki genç olmayabiliriz. Ama bizim grubumuz her zaman en çok kadın ve en çok genci barındıran gruptur aynı zamanda. Bu konuda kendilerine de hatırlatmak isterim ve gençliği desteklemeye devam edeceğiz biz her halükarda. Teşekkürler Sayın Beştaş. Buyurun Sayın Usta. Söz talebinizi gördüm, doğru mu? Buyurun. Başkanım, ben bir dakikalık söz hakkını Rümeysa'ya vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Kadak. Başkanım, niye bu kadar sinirlenildi bilmiyorum. Arkadan bana haddini bildiren vekillerimiz oldu. Çok saldırgan konuştuğum söylendi. Çok saldırgan tutumları burada görmüş olsak ve gençler olarak garipsesek de bunun bize söylenmesi çok ilginç. Ben öncelikle özür diliyorum çünkü galiba biraz alıştırarak gençler olarak kürsüye çıkmamız gerekiyordu ve herhalde istediğiniz konsepte konuşmamız gerekiyordu. Alıştırmamız gerektiğini fark ettim. Kusura bakmayın lütfen. İsterseniz şöyle yapalım Sayın Vekilim. Sonraki konuşmalarda biz gençler öne dizilelim. Sizleri dinleyelim. Hatta bizim yerimize sizler konuşun. Belki o da hoşunuza gider. Ben genç olduğumuz için özür dilemek isterim. Teşekkürler. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini Sayın Vekiller, Cumhuriyet Halk Partisi önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Gündemin, sayın milletvekilleri, gündemin seçim kısmına geçiyoruz. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kim diyor? Allah razı olsun. İyi hatırlattın. Baykan. Arkadaşlar, oylama yapmazsam oturuma ara vereceğim. Lütfen. Lütfen.